Evet arkadaşlar, bir pet şişede bir su sebili yapacağız. Hem bir adet pet şişe, bir adet de Tibet, bir adet de balon. Daha sonra havyemizle şuraya bir ölçelim. Bakın, ölçüsü şurada. Tam şu kısımda deleceğiz. Evet, deldik. Bakalım bu girebilecek mi? Evet, girmedi. Biraz daha açalım. Evet, bunu havyenin işi bitti artık. Havyeyi çıkartacağız. Evet. Evet arkadaşlar, bakın sıcak silikonla şuradan etrafına bir sıcak silikon sıkalım. Burada su ve hava almasın diye. Şöyle güzel bir sağlamlaştıralım. Kesinlikle burada su ve hava akımı olmayacak şekilde kapatıyoruz. Büyük ihtimalle kapandı herhalde. Biraz daha sıkalım. Sağlam olsun diye. Bunu daha sonra 5 litrelik suya da uygulayabilirsiniz. Bu şekil her yerde kullanabilirsiniz. Biz şimdi buna bir hava verelim. Bakın bu şekilde doldurduk. Şimdi bunu kapağının başına geçirdik. Bu şekil. Şu kapağı, evet. Tamamen kapandı. Kapandı. Daha sonra biz buna bir de su koyalım. Bir de su koyalım. Evet, su da koyduk. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde kapattık. Daha sonra buraya alıyoruz. Evet, bu şekil. Şimdi burada bir açalım bakalım. Bakın. Hemen şuradan kapatıyoruz. Kapandı. Hemen şuradan açıyoruz. Bakın. Şöyle. Şuradan kapattıktan sonra peki sistem nasıl çalışıyor? Sistem şuradan hava basıncıyla suyu aşağı iterek daha sonra su da kendine taliye olmak için kendine yer arıyor. Dolayısıyla şu Tibet'ten tekrar yukarıya doğru basınç uygularak şuradan taliye oluyor. Aynen bir pompa sistemi. Hemen çekelim. Bakın. Evet. Bu şekil. Pompamız bu şekilde çalışıyor. Bitene kadar bakalım ne kadar sürebilir.
Evet. Bakın bitti. Hemen şuradan kapatıyoruz. Evet, sistem bu şekil. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunu hem kampta da uygulayabilirsiniz. Yaylada da, çeşmenin olmadığı yerlerden bu şekil 5 litrelik su üzerine uygulayabilirsiniz. Rahatlıkla elinizi, tabağınızı, kabuğunu, kaşığınızı bu şekil yıkayabilirsiniz. Videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.